İngiltere'nin referandum sonrası Avrupa Birliği'nden çıkma kararı alması, İngiltere'de yaşamak isteyen Avrupa vatandaşlarını ne şekilde etkileyecek? Uzman isim Nusra Şahin'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. İngiltere ve Avrupa Brexit kararıyla yeni bir dönemin başlangıcına giriyor. Peki Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Avrupa Birliği vatandaşlarını nasıl etkileyecek? Müzakere süreci başlamadan önce Avrupa Birliği vatandaşları Britanya'da yaşama hakkını nasıl elde ediyor? Danışmanımız Nusra Şahin cevaplıyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının Brexit müzakere sürecinin başlamasıyla hani durumları daha ortaya çıkacak. Şu an net olarak onlara başka bir vize türü gelecek mi bunu bilemiyoruz. Ancak Article 50'nin başlatılması yani Brexit müzakere sürecinin başlatılması demek hakların direkt değişmesi anlamına gelmiyor. Sonuçta o müzakere süreci başlayıp da Britanya'nın Avrupa Birliği'nden tam çıkışı artık kesinleşene kadar bu haklar olduğu gibi devam edecek. Bu süreçte gelip kendileri, aileleriyle burada iş kurmak, hayat kurmak isteyenler ülkeye gelmeye devam edebilir ve burada kalanlar da haklarını koruyabileceğini akıllarında bulundursunlar. Tabii ki belli mevzuatlar, belli kurallar çerçevesinde buradaki kalışlarını sürdürmeleri gerekiyor. Eğer kurallara paralellik gösterirlerse haklarında herhangi değişiklik olmayacaktır permanent residency'ye kadar. Britanya içinde tüm Avrupa Birliği vatandaşları ve İsviçre vatandaşları kimlik ve pasaport göstererek İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya giriş yapabiliyor. Britanya'da süresiz oturum izni almak isteyen Avrupa Birliği vatandaşları çalışma vizesi sürecinde hangi uygulamalara dikkat etmeli? Avrupa Birliği vatandaşı olan bir kişinin girişte pasaportunu ve ya da nüfus cüzdanını, kendi Avrupa Birliği vatandaşı olduğunu gösteren nüfus cüzdanını ibraz etmesi yeterli. Eğer yanında Avrupa Birliği vatandaşı olmayan bir eş, aile bireyi varsa bu kişinin de ailenin bir üyesi olduğunu kanıtlaması gerekli. Teoriye bakarsak bunu kapıda direkt immigration officer'a da yapabilir. Bakın hani biz aile birliği, evlilik cüzdanı vesaire ama Britanya bu konuda biraz katı. O yüzden daha öncesinden family permit denilen bir giriş izninin Avrupa Birliği vatandaşı olmayan eşi için alınmış olmasını istiyorlar. Bu daha kolay olur onlar için, en azından daha sorunsuz bir şekilde eşiyle birlikte, ailesiyle birlikte gelebilir. Avrupa Birliği vatandaşlarının herhangi bir çalışma izni için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek yok. Çünkü bu onların otomatik olarak free movement dediğimiz serbest dolaşım kanunları, kuralları çerçevesinde, bu prensip çerçevesinde onların en doğal hakkıdır. Gelip burada istedikleri gibi ister işçi olarak, ister kendi işini kurup self-employed olarak çalışmaya başlayabilir. Bu konuda neşe insurance numarası dediğimiz sigorta numarasını aldıktan sonra bir vergi beyannamesi yapması gerekiyorsa muhasebecisi ya da bir işe girmişse işvereni bunu bildirdikten sonra süreçler normal bir İngiliz vatandaşı, Britanya vatandaşı nasıl yapıyorsa aynı bu şekilde devam edecektir. Britanya Başbakanı Theresa May, 2017'nin Mart ayı sonunda Brexit müzakere sürecinin başlayacağını dile getiriyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının Brexit müzakere sürecinde ve sonrasındaki durumuna değinelim. Bunu hani Türkçe olarak anlatıyoruz çünkü bizim kendi Türkiye'li olup, Türk vatandaşı olup, Türkçe konuşan şahıslar içerisinde de birçok Avrupa vatandaşı kişi var, ikinci bir vatandaşlığı olan ve bunlar da aileleriyle kalkıp Britanya'ya yerleşmek düşüncesinde olabilir. Brexit müzakereleri başladığı durumda herhangi bir şekilde giriş, burada yaşam kurma gibi konularda herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Ve şunu ama unutmamaları lazım. Geldikten sonra bu işçi olmak ya da self-employed, kendi işini kurmak şeklinde buraya geliyorlarsa, bu amaçla geliyorlarsa bu konudaki işçilik, self-employment süreci kesintisiz olarak devam etmeli. 5 yıl boyunca eğer permanent residence dediğimiz indefinite hakkını kendisi için ve ailesi için elde etmek ve arkasından vatandaşlığa başvurmak istiyorsa bu süreç 5 yıldır. Hem Avrupa Birliği vatandaşı için hem de onun ailesi için, aile bireyleri için. Benim hani görüşmeye gelen kişilerde dikkatimi çeken nokta bu işçilik bazen kesintiye uğrayabiliyor. Kişi işten ayrılıp öğrenciliğe geçebiliyor. Ya da bir süre iş aramaya başlıyor. 7 ay, 8 ay job seeker dediğimiz iş arayan kişi kategorisinde hayatına devam edebiliyor.
Bu dönemde tabii ki yardım hakları olabilir, onlardan yararlanabiliyor. Bunlar süreç içerisinde söz konusu olabilir. Ancak permanent residence hakkını kaybetmek istemiyorsa ve bu 5 yıllık süreci kanunlara, kurallara, mevzuata paralel bir şekilde tamamlamak istiyorsa, comprehensive sickness insurance dedikleri home office'in kapsamlı bir sağlık sigortası, özel sağlık sigortası alması gerekiyor. Eğer o işsiz kaldığı ya da self-employment'ı durdurduğu dönemde, demin örnek verdiğim gibi öğrenci olarak ya da job seeker, iş arayan kişi olarak ya da ailem bana para gönderiyor, ben burada sadece yaşıyorum, hayatımı devam ettiriyorum diyorsa, buna da self-sufficient diyoruz. Bu diğer üç kategoride, işçilik ve self-employment dışındaki diğer üç kategoride comprehensive sickness insurance'ı koruması altında olması gerekir. NHS'in ücretsiz hizmetlerine başvurmamış olması gerekir. Bunları tamamladığı takdirde o 5 yılı kurallara, mevzuata paralel olarak uygun bir şekilde tamamlıyorsa, o zaman 5 yılın sonunda bu dökümü, buradaki yaşantısına ilişkin dökümanlar, açıklamaları yaparak permanent residence hakkı isteyebiliyor. Bunu hem kendisi için hem de aile bireyleri için isteyebiliyor. 5 yılın sonunda permanent residence dediğimizde bu ülkede süresiz oturum, diğer vize kategorilerinde indefinite leave to remain dediğimiz kategoridir. Sürekli oturum hakkı elde ediyor. Hem Avrupa Birliği vatandaşları hem de Ankara Anlaşması ile İngiltere'de yaşamak isteyen Türkiye'li vatandaşlar Nüsra Şahin'e hem Londra'daki Holborn ofisinden hem de İstanbul'daki Beşiktaş ofisinden ulaşabilirler. Immigration Connection olarak biz hem Ankara Anlaşması hem Avrupa Birliği, diğer evlilik vizeleri, vatandaşlık, bu gibi kategorilerde servis veriyoruz. Eğer Avrupa Birliği vatandaşlarından da bu servisleri kullanmak isteyenler varsa tabii ki biz kendilerine danışmanlık, destek verebiliriz, veriyoruz. Hali hazırda hem burada çalışan, çalışmakta olan ya da ülke dışından ailesini bu ülkeye getirmek, Britanya'ya getirmek isteyen kişilerle çalışmalarımız sürmekte. Aile birleşimi, permanent residence ya da kendilerinin işçilik hakları üzerine home office'e başvurularını yapmaktayız. Tabii ki uzman kontrolünde yapılan başvurularda ben inanıyorum ki yazışma, iletişim boyutunda bizim katkımız oldukça yüksek oluyor. Müvekkilin bilmediği mevzuatlar konusunda bazen detaylarda kaçırabildikleri detaylar olabiliyor. Bunları gerekli dokümanlarla açıklayabiliyoruz. 5 yıllık süreci sonuç olarak, hani özellikle permanent residence başvurusunda açıklamak biraz zorlu bir süreç. Kişiler işçi olarak başlamış, self-employed olarak devam etmiş, daha sonra öğrenciliğe geçmiş, bu şekilde değişik kategorilerden geçmiş olabiliyor. Özellikle Avrupa Birliği vatandaşlarının 5 yıllık süreç boyunca hiçbir başka vize başvurusu yapmadığı göz önüne alınırsak 5 yılın sonunda bütün 5 yılın özetini sunması gerekiyor. Firmamız bu konuda uzman destek verecektir. Ofisimiz hemen Holborn İstasyonu üzerinde. Türkiye'den başvurusunu yapmak isteyenler için de Beşiktaş'ta bir ofisimiz var. Yine Family Permit gibi ülkeye giriş izinlerinin alınması konusunda Türkiye'deki ofisimizle koordine olarak çalışmaktayız.